Bismillah Velhamdülillah ve salat ve selam ala Resulillah Merhabalar değerli arkadaşlar Hepinizi hürmetle muhabbete selamlıyorum Online Arapça YDS derslerimizin 93. bölümüyle sizinle birlikteyiz Bu birliklerimizde inşallah şu an ekranınıza taşıdığım, ekranınıza yansıttım. 2013 yılı ilkbahar döneminde Nisan ayında YDS sınavında çıkan soruların e, şu ana kadar üzerinde durmadığımız e, toplam 3 paragraf e, sorusu var. 4'er sorudan toplam 12 soru. E, bu oturumda ve bu oturumu takip edecek oturumlarda bu 3 e, paragrafı ele alacağız. Her bir paragrafla ilgili 4'er soru var. Bunları e, inşallah e, sırasıyla ele alacağız. Ve Emir'de şu an e, şöyle rahatça görebilmenizi temin için büyüttüm. 51 ile 54. soruları cevaplayacağımız cevaplarken kendisine esas alacağımız paragrafı okuyalım ve bunu anlamaya çalışalım. Yani bu paragrafı anlamaya çalışalım. Evet, hazırız sanırım ders takip için. Şöyle takvimul esnani diye başlayan cümleyle başlayalım. تقويم الاسنان هو مجال من مجالات طب الاسنان التي تهتم بمعالجه عيوب الاسنان هذه المعالجه التقويميه يمكن ان يكون لاسباب جماليه فيما يتعلق بتحسين المظهر العام لاسنان المريض ويمكن ان تكون لبناء لبناء وتغيير المظهر الخارجي للوجه وتنظيم عملية النطق والكلام والمضغ. هناك أنواع متعددة للتقويم من ناحية الأجهزة المستعملة أو من ناحية النتائج المرجوة من تقويم الأسنان. هناك الأجهزة المتهركة التي تتطلب تعاون المريض مع الطبيب والأجهزة الثابتة ثابتة التي تلصق على سطح الأسنان خلال مدة العلاج وتقسم إلى الجهاز التقويمي الثابت أو المخفي وهو أحدث جهاز يثبت على الجهة جهة الخلفية من الأسنان مما يجعله غير مرئي وهناك أجهزة تثبت على الجهه الاماميه من الاسنان وهي معدنيه او خزفيه او شفافه بلون الاسنان وهي تتناسب مع المرضى البالغين تكثر الاهداف من التقويم فمنها التقويم الوقائي الذي يهدف على متابعه الاطفال من سن السابعه حتى الثانيه عشره ومتابعة كيفية تبديل الأسنان بشكل أفضل والحصول على بسمة جميلة أما مدة العلاج فتتراوح بين ستة أشهر وسنتين ولكن مع تطور الأجهزة غير المرئية والشفافة أصبحت مدة العلاج بالنسبة للمريض لا تشكل La tuşekkilu a'iqan lehu La tuşekkilu a'iqan lehu Evet, parçayı okudum. Şimdi parçayla ilgili şöyle bir bakalım. Uzaktan bakmış olalım bir. 51. Bu sütunda sol sütunda 51 numaralı. Sağ sütunda 52, 53, 54 numaralı soruları görüyoruz. Şimdi bunları sırasıyla ele alalım arkadaşlar. Sorulara geçmeden tabii ki parçayı anlamamız lazım evvel emirde. E şöyle rahatça görebilmenizi temin için büyütebileceğim kadar büyüteyim. Ekranınızı rahat takip edin. Evet. Anakart, takvimul esnani huve mecalun min mecalati tıbbil esnan Evet. E... Şu takvimul esnan ortodonti demek arkadaşlar. Takvimul esnan ne demekmiş? Ortodonti. Hocam o ne ya? Ortodonti ne? Peki ben size ortodontiyi e, vereyim. E, şuradaki açıklamalarımı e, bulmam lazım size onu vermek için. E, onunla ilgili aldığım bir not var. O not şu bakın. Ekranınıza şöyle taşıyayım. Evet. Arkadaşlar ordo, ortodonti şu. Akvimul esnağınla karşılanan. Dişlerin çene kemikleri üzerinde estetik olarak ve görevlerini yapacak biçimde yerleştirilmesini konu alan... Diş hekimliği kolu. Tamam. Evet. Ee, yani bu takvim esnan diş bilimin içinde a, a, onun altında bir özel bir bölüm. Bu ortodonti e, özel bir bölüm. Malumunuz diş hekimliğinin çeşitli bölümleri var. E, bu takvimul esnan e, ifadesiyle, terkibiyle kast edilen e, anlam bu. Dişlerin e, çene kemikleri üzerinde estetik olarak ve görevlerini yapacak bir şekilde yerleştirilmesini Konu olan diş hekimliği koluna ortodonti deniliyor. Peki takvim esnandan kasıt madem bu ortodonti, bundan sonra takvim ul esnani ifadesini gördüğümüz zaman ortodonti diye şey yapacağız, değerlendireceğiz, düşüneceğiz tamam mı? Peki ortodonti ne olmuş ortodontiye huva mecra min min mecale tatip esnan. diş hekimliği alanlarından bir alandır. Zaten burada da bizzat parça bunu söylüyor. Parçalık cümlesi bunu ifade ediyor diş hekimliği alanlarının birisidir. Alanlarından bir alandır. Elleti tehtemmu bi mualeceti uyubil esnan. Peki ortodonti neyi konu alır? Sorusunun cevabı verilmiş burada. Tehtemmu bi. Bu bilgi artık sizin için olmazsa olmaz hale geldi. Daha doğrusu gözünüz kapalı bilir hale geldiniz diyeyim. İhtemmenin bi ile kullanıldığını. Tehtemmu ilgilenir. Bi mualeceti uyubil esnan. Diş kusurlarının tedavisiyle ilgilenen diş hekimliği alanlarından bir alandır. Diş, hekim, diş hekimliği alanlarından birisidir. Hâzihil muâlecetut takvimiyyetu bu ortodonti alanı tedavisi daha doğrusu el muâlece tedavi bu ortodonti tedavisi yumkinu en li şöyle yapalım yumkinu en yekûne olması mümkündür li esbâbin cemâliyetin güzellik sebepleriyle olması mümkündür. Yani ortodonti tedavisi görmek isteyen bir hastanın bu tedaviyi görmek istemesinin sebeplerinden birisi ne olabilir? Esbab cemaliye, güzellik, güzel görünme, güzelleşme sebeplerine sebep sebebi olabilir. Fima yetaallaku bi tahsinil mazharil ammi li asnanil maridi. Hastanın dişlerinin genel görüntüsünü güzelleştirmekle ilgili olarak güzellikle ilgili olabilir sebebi. Ortodonti tedavisinin sebebi hastanın dişlerinin şöyle söyleyeyim hastanın dişlerinin onun genel görünüşüyle hastanın genel görünüşüyle alakalı olarak güzel görünme sebebi olabilir. Ve yumkinu entekune yine olabilir. Yani bu tedavinin tedavinin amacı şu olabilir. Ne olabilir? Entekone li binai ve taghiril mazharil harici ye lil vecihi. Yüzün dış görünümünün şöyle diyelim. Entekone li binai ve taghiril mazharil harici lil vecihi. Yüzün yapısının ve dış görünümünün değişimini sağlamak için olabilir. Yani ortodonti tedavisi gören birisinin bu tedavisi bu amaca e, bina edilmiş olabilir. E ne olabilirmiş? Libna ve tagyir el mazhar el harici. El mazhar el harici dış görünüm demek. Peki o zaman yüzün dış görünümünü değiştirmek e, yapısını e, efendim ve dış görünümünü değiştirmek amacıyla olabilir. Peki başka hangi amaçla olabilir? Ve tanzim-i ameliyetin nutk ve kelam ve mazğ. Ve tanzim ameliyetin Konuşma e, ameliyesini düzenlemek, tanzim etmek e, ve kelam, söz söyleme yine aynı şekilde konuşma olmadı ve yine çiğneme e, efendim e, durumunu düzenlemek, düzeltmek amacıyla da olabilir. Evet, e, enteresan bir bilgi paylaşı Sayın Karaslan. Bir kadın kredi çekerek dişlerini 10 bin liraya ee, ne yapıyoruz? Zirkonyumla kaplatıp bembeyaz yapıyor. Sonra çok ağrı yapınca çektirmek zorunda kalıyor. Sonra da çekilince ötenazi istiyor öyle mi? Enteresan bir bilgi. Evet peki ve tanıdığım amediyetin not <laughs> konuşma ve kelam söz söyleme ve madı çiğneme. Madı çiğneme demek. Çiğneme e, efendim işlevlerini düzenlemek amacıyla yapılabilir. Ne? Ee, bu ortodonti tedavisi. Çevremizde görürüz ya, yani böyle ger gerek küçük yaşta gerek yetişkin yaşta ama daha çok e, küçük yaşlardaki e, gençlerin e, dişlerinde bir takım e, metal kaplamalar vesaire görürüz. Tabi biraz sonra parça e, bunların görünmeyen aparatlarının olduğundan da bahsedecek. ''Hunake anva'un mutaadidatun lit takvim'' Ortodontinin e, çeşitleri vardır. ''Hunake anwa mutaaddide lit takvim'' ortodontinin çeşitli türleri vardır, çeşitleri vardır. Min nahiyetil ecihizetil mustameleti kullanılan cihazlar açısından min nahiyel ecihizel mustamele kullanılan cihazlar açısından demek arkadaşlar. Kullanılan cihazlar açısından efendim e, ortodontinin türleri vardır. Ev min nahiyetin icil mercuveti min takvimil esnan ya da min nahiyetin netaic el mercube arzu edilen sonuçlar açısından min takvimil esnan yani dişlere ortodonti muamelesi ya da ne diyelim ona uygulaması yaptırmadan beklenen sonuçlar açısından en netaic el mercube arzu edilen umulan sonuçlar demek. Umulan sonuçlar açısından ve kullanılan cihazlar açısından ortodontinin türleri vardır. Bir kullanılan cihazlar açısından, iki e, efendim e, ümit edilen umulan sonuçlar açısından. hunaka el cihzetul mutaharriketo hareketli cihazlar vardır. Hareket eden el mutaharrik hareketli demek. E, Tabi diş hekimliği benim alanım değil. El mutaharrik ya da mutaharrik kelimesi. E, mod Yani böyle ne diyeyim ona motorlu taşıtlar içinde kullanılan bir şey ifade bir terim e, muharrik, müteharrik olursa anlam hareketli e, şekline dönüşür. Muharrik mesela e, ale muharrike terkibini motor olarak tercüme edebiliriz. Ale muharrike bunu hemen e, şöyle sorulayım paylaşayım sizinle. Bakın motor kelimesinin Arapça sözlükteki karşılığı muharrik. Çoğulu ne? Muharrikat. Hareket ettiren motor. Etken, kışkırtıcı, sürücü anlamında. Muharrik ve seyyara motor. Arabayı harekete geçiren şey. Evet. Hunaki ala cihiza el müteharrike. Ne diyor? E, hareketli cihazlar vardır. Elleti tetetallebu ta'avunel meridi ma'at tabib. Hastanın doktorla yardımlaşmasını gerektiren Sayın Zortaş kaçırdığınız yerler oluyor mu tercümede? Oluyorsa şurayı kaçırdım, şurayı anlayamadım şeklinde müdahale edin, durdurun beni. Ee, anlamadığınız yer olur, oluyorsa, olursa e, tekrar etmekte e, herhangi bir beis yok. Bu ne kadar müteharrike? Ne diyor? Hareketli cihazlar vardır. Elleti tetetallebu bu meridim at tabib. Hastanın doktorla yardımlaşmasını gerektiren şu seçili hale getirdiğim yer ne? Şu seçili hale getirdiğim yer e, hastanın doktorla yardımlaşmasını gerektiren. Hayır gayet iyi demişsiniz. Tamam teşekkür ederim. Peki başka? Hunaki el ecihizetul müteharrike dendi. Başka? Vel ecihizetu thabite. Vel tu. Evet konuya çok yakınsınız. Ayrıca küçük oğlunuz iki yıl bu tedaviyi gördü. Vel ecihizetu Sabit cihazlar vardır. E, peki bu Nasıl bu cihazlar? Elleti tulsaku ala sathil dişin yüzeyine ne yapılan tulsak yapıştırılan şöyle hemen şu fiili vereyim Ekranımıza taşıyayım kelime hazinenize böylece katkı sağlamış olayım. Lasikayal saku, lasq ve lusuk bir şeye yapışmak anlamına gelir. Tamam mı? lesk yapışma, lasik yapışkan sakız gibi anlamlarında. Peki o zaman el sakanı el saka yapıştırdı. Tul saku yapıştırılan nereye? Ala sathil esnan e, dişin yüzeyine yapıştırılan e, sabit cihazlar vardır. Hilale muddetil ilaç tedavi süresince. Tedavi süresince e, dişin yüzeyine yapıştırılan sabit cihazlar da vardır. Ve tukassamu o ila el cihazı takvimi el sabiti ev el mahfi aynı şekilde bu cihazlar e, sabit olan e, ve gizli olan e, şeklinde e, ikiye ayrılır. Tukassamu ilel cihazi et takvimi ortodonti e, tedavisi veya bu tedavide kullanılan araçlar sabit olan ve gizli olan şeklinde ikiye ayrılır. Ve huve ahdetu cihazin e, en modern cihazdır yuthabbetu alel cihetil min el esnan dişlerin arkasına arka kısmına arka yönüne biz bunu arkasına diyelim dişlerin arkasına sabitlenen cihaz en yeni olan en modern olanıdır dişlerin arkasına sabitlenen en yeni olan en modern olanıdır ee, peki bunun özelliği ne bu dişlerin arkasına sabitlenen cihazın özelliği mimma yecaluhu gayra mer'iyyen o kendisini yani o cihazı görünmez kılar. Öyle ki o, o dişin arkasına e, yapıştırılan ya da sabitlenen diyelim dişin arkasına sabitlenen şey yecaluhu Yeceluhueyramerin onu görülmez kılar onu görülmez hale getirir. Onu görülmez hale getiren ve dişin arkasında sabitlenen e, cihaz en modern olanıdır. Ve hunaka ejhizetun tuthabbetu alel cihetil emamiyye minel Sanırım bu cümleyi de kolayca var Arapça. Anladınız. Ve hunaka ejhize tuthabbetu alel cihetil emamiyye minel Dişlerin ön tarafına sabitlenen cihazlar da vardır. Dişlerin ön tarafına sabitlenen cihazlar da vardır. Ve hiye madeniyetun ev hazefiyetun. Bu dişlerin ön tarafına sabitlenen cihazlar ya madendir, madenden yapılan cihazlardır ya da hazefiye, hazefiye porselen demek ya da porselen e, cihazlardır. Ev <laughs> şeffafetun, bakayım. Evet, ev <laughs> şeffafetun ya da şeffaf olan e, bir şeydir. E, ne bileyim, cihazdır. E, peki, bilavnil esnani renk, dişlerin renginde. Diş renginde şeffaf bir yapıdadır ve hiye tetenasabu ma'al marda' albalighin ve bunlar ne yapar yetişkin hastalara uygun düşer ve hiye tetenasabu ma'al marda' albalighin yetişkin hastalar al marda' albalighin yetişkin hastalar demek yetişkin hastalara uygun düşer onlar için uygundur Tek ahdafu min at taqwimi Evet, e, ortodonti tedavisi görmenin hedefleri çoktur. Ortodonti uygulamasının e, hedefleri çoktur. Feminha et takvimul e, Bu literatürde belki özel bir e, adı acı vardır bunun. Takvim el vikainin e, bu takvimul vikai bir şekilde sormadım ben ama e, şöyle e, anlıyorum bunu. E, koruma amaçlı koruyucu tip yani evet yani koruma amaçlı uygulanan ortodonti. E, literatürde özel bir adı var mı bilmiyorum. Elledi yehdi fuala mutabaat Peki neyi hedefler bu koruyucu tip? Ala mutabaat Çocukları takip etmeyi hedefleyen. Menseni sabiha hatta 12. 7 yaşından 12 yaşına kadar çocukları takip etmeyi hedefleyen koruyucu bir tip vardır. Ortodontinin böyle bir tipi vardır. Ortodonti uygulamalarının pek çok hedefli, hedefi vardır. Bunlardan birisi çocukları 7 yaşından 12 yaşına kadar takip etme hedefidir. Ve mutabaatu keyfiyeti tebdil el esnani bi şeklin afdale. Peki ve mutabaat keyfiyet tebdil el esnan bir şeklin afval ve dişlerin değişim keyfiyetini takip etmek bir şeklin afvale en iyi, iyi, biçimde en iyi şekilde şu seçtiğimde getirdiğim terkibi şöyle anlarız mutabaat keyfiyet tebdil el esnan dişlerin değişiminin keyfiyetini takip etmek bir şeklin afvale en iyi biçimden iyi surette böyle bir hedefi de var. Vel husu ne diyelim? E, hedefler sayıldığına göre ve husul ala besme Cemiyle. Peki e, bu e, ortodonti tedavisi gören hastanın e, efendim e, niyeti, talebi, umduğu şey veya bu tedaviyi uygulayan hekimin ulaşmak istediği şeylerden hedeflerden birisi de şudur vel husul ala besme cemile besme tebessüm etmek gülümsemek demek arkadaşlar. Şu seçti getirdiğim kelime besme tebessüm etmek e, gülümsemek. E, güzel bir tebessüm e, efendim oluşturmaktır. Vel husul ala besme cemile. Evet koruyucu e, tip preventive medicine tamam koruyucu tip demek ki literatürde öyle geçiyor bu e, biraz önce yukarıda geçen et takvim el var ya bu koruyucu eee tıp demişsiniz. Evet koruyucu tıp. eee takvim el-i. Peki şimdi şuradan tekrar kaldığım yere döneyim. 100 güzel bir tebessüm yakalamak, elde etmek, bir eee tebessüme sahip olmak. Emme muddetul ilac şimdi tedavi süresine geldi. Emme muddetul ilaci tedavi süresine gelince fetet rahu beyne sitteti eşhurin ve seneteyn. Burayı rahatça anladık sanıyorum. Arkadaşlar şu ifadeyi öğrenin lütfen. Metin içerisinde öğrenin. Bugün WhatsApp grubumuzdan paylaştığım YDS'de yapılan hatalar başlıklı 12-13 dakikalık videoyu umarım izlemişsinizdir, dinlemişsinizdir. Yani bolca metin okumak durumundayız. Bolca metin okuması yapmak durumundayız ve kelimeler, edatlar, bağlaçlar, efendime söyleyeyim terkipler, deyimler bunların tamamını cümle içerisinde geçtiği yerde öğrenmek durumundayız. Şimdi siz elinize sözü alıp da teravaha yeteravahu teravuh beyne ile kullanılıyormuş. İşte şununla şunun arasında değişir anlamına geliyormuş bilgisini muhafaza edemezsiniz. Zihninizde koruyamazsınız, saklayamazsınız bu bilgiyi. Peki ne yapacaksınız o zaman? Burada cümlede geçtiği şekli de öğreneceksiniz. Feteteravahu beyne sittete eşhur ve seneteyn ortodonti tedavisinin süresi Altı ayla iki yıl arasında değişir. Evet, devam ediyorum. Walakin ma aur al-ajhiza, gayrul Fakat cihazların gelişimiyle birlikte, ...gayril mer'iyye... bu görünmeyen, bu dış arkasına sabitlenen dedi ya yukarıda. Görünmeyen cihazların gelişimiyle birlikte ve şeffafe... şeffaf olan cihazların gelişimiyle birlikte. Ne oldu? Esbahat muddetul li'ilaci, tedavi süresi oldu bin nisbetil meriyad. Hasta için e, tedavi süresi oldu. E, la tushakkilu a'iken lehu. Onun için bir engel teşkil etmez oldu. Esbahat la tushakkilu a'iken lehu. Onun için bir engel teşkil etmez oldu. A'ik engel demek arkadaşlar. Peki hadi bu kelimeden bu kökten türeyen engelli kelimesini bilenimiz var mı? Hatırlayanımız var mı? Ee, hatırlayan bilen arkadaşımız varsa paylaşsın bizimle. Ee, engelli neydi? Engelli. Evet, e, ben şu sizin yazdığınızı alıp yeni bir dosya açıp orada görüntülemeye çalışayım. Sayın Karastan Evet bu yazdığınız ben e, anlamaya çalışıyorum. Ne bu? Heh, tamam. Evet. Engelli e, şu. Muak değil mi? Peki şöyle yapalım. Hemen ekranımıza onu yansıtalım. Bakın muak engelli, özürlü. Çoğulu muakun. Tamam mı? E, peki. peki Bakın muavvak kelimesi de var onunla birlikte. Muavvak muavvakun. Peki o zaman muav kelimesi bunun çoğulu neymiş? Şöyle yaparsam anlaşılır sanırım. Muavvak muavvakun. Peki bununla e, aynı anlama gelen hangisini verdim az önce? Hatırlayın. E, muavvak kelimesini verdim. Muavvak. E, bu da yine çoğulu kurallı sınıfında bunu da şöyle verirsem yine anlaşılır sanıyorum muavvakun muavvakun tamam mı şöyle biraz daha sizin için rahatça görüntüleyebileceğiniz şekle getireyim muakun muakun muavvakun muavvakun engelli özürlü demek peki e, muavvak harp neymiş harp malulü mesela almuaqaat el el ticari ya da almuaqaat ticari ticari engeller kursi lilmuaqaqin tekerlekli sandalye almuaqaat el, el ya ekonomik engeller gibi çoğaltılabilir örnekler peki parçaya dönelim biz özden özden uzaklaşmayalım peki engellilere has engellilere özel anlamında bir ifadeyle karşılaşır mıyız toplumsal olarak yani sosyal hayatta böyle bir şeyle karşılaşır mıyız toplumsal hayatta, sosyal hayatta karşılaşırız. Khassun lil mu'aqin ya da khassun lil mu'awqin ifadesi engellilere hastır, engellilere özeldir. Engellilere tahsis edilmiştir. Mesela bir toplu taşıma aracına bindiniz. Toplu taşıma aracına ne yazıyor? Khass lil mu'awqin ya da khass lil mu'aqin yazıyor. Evet, peki şimdi e, parça anlaşıldı sanıyorum. Ee, şimdi parçayla ilgili soruların ilki. Ekranınızda şöyle yapalım. Evet. Ee, Yufidu nasu alahu ennel esbâbe leti tek munu verâe takvimil esnân. Yufidun nasu alahu yukarıdaki parça ifade etmektedir. Neyi ennel esbâbe leti sebepleri. Neyin sebeplerini? tek munu vera e, e takvimil esnani e, yani diş e, bu takvim esnani ortodonti dedik ya ortodontinin arkasında yatan sebeplerin e, şu tek munu kemune fiilinden geliyor e, bunun babını da ben size e, sorgulayıp vereyim hemen e, kemene yekmunu kemune değil kemene yekmunu birinci babtan e, Kumun. kemine yekmemiş şeklinde dördüncü babdan geliş gelen biçimi de var. Gizlenmek, saklanmak anlamlarına geliyor. Peki tek munu gizlenen, saklanan Ortodontinin arkasında gizli olan, saklı olan sebepler nelerdir? Peki bakalım aşıkına. şıkkına. Te'udu ila esbab muta'addide esbabin muta'addidetin ehemmuha cemaliyetun ve vikaiyetun. Şurada e, el esbab ifadesi zikredildi ya burada. El esbab elleti tek monu saklanan sebepler, gizli olan sebepler dendi ya. Şurada hadisatta teudu ila esbab ifadesi zait. Yani buna gerek yok burada. Bu, bu burada zikredilmese olurdu. Şöyle dense mesela elleti tek monu vera e takvim el esnani mutaaddidetun ehem muha cemaliyetun ve vikayetun dense e, bu cümlenin anlamında hiçbir eksiklik olmazdı. Tamam mı? Peki o zaman e, oradaki şey fazladan yazılmış. E, yani ta ile ispat muta'adide. Peki bu sorunun doğru cevabı e, olmaya aday mı A ifade edilen husus? Ne dersiniz? A ifade edilen husus doğru cevabı olmaya aday mı? E, diğer seçeneklere bir bakalım isterseniz. Eğer diğer seçeneklerde e, yani bundan daha öne çıkan bir madde varsa onu seçeriz. Şimdi ne dedi burada? Bu ortodontinin pek çok sebebi vardır. En önemlisi de bu ortodonti tedavisinin en de güzellik ve koruyuculuktur dedi değil mi? Güzellik ve koruyuculuktur dedi. Peki bunun olabileceğini düşünebiliriz. Yani aykırı değil parçaya göre. B şıkkına geçiyorum. A şıkkı için ee, henüz daha işaretim ne e, turkaz turkaz bizde yeşilin yerine geçiyor ya e, yani doğru cevap anlamında e, kırmızı da koymadım üzerine elemedim de B'ye geçiyorum e, Tetaallaku büyütüyorum şöyle rahat görün bi takvimil mazharil hariciye e, li esnanil ne neyle alakalıdır e, ortodonti tedavisinin arkasında yatan sebep nedir Tetaallaku bi Evet, bir şeyle alakalı olmak, bir şeyle ilgili olmak. Ne ile alakalıdır? Şununla. Bakalım neymiş o? Takvim-ül harici-li esnel-marid. Hastanın dişleri için dışsal görünümün, harici görünümün düzeltilmesi. Demiş. Sadece bu mu? Yani sadece bu değil. Bunun dışında başka şeyler de sayıldı parçada. Gerekçeler, sebepler de sayıldı. B şıkkını ediyorum bu yüzden. Peki C şıkkına geçelim. Ne demiş? tu'alicu el meşakilen nacimete ee, bakayım tu'alicu el meşakilen nacimete anil esnanil mutaavviceti peki el esnanil mutaavvicene biraz önce Sayın Karaslan'ın sohbet penceremize yazdığı şey bu hani bir e, hanımefendi ortodonti uygulaması yapmış 10 bin TL'ye e, beyaz porselenle kaplatmış herhalde değil mi? Dişlerini sonra ne yapmış? ağrı yapınca dişlerini söktürmüş ve daha sonra da ötenazi istiyorum ben demiş. Yani enteresan bir şey. El esnan el ağrıyan sızlayan dişler demek arkadaşlar. Ağrıyan sızlayan dişler. E, tamam mı? Peki o zaman e, tualicu tedavi etmektir. Ya da tedavi eder. Ortodonti. El meşakilen necimete e, bu burada kaynaklanan anlamında. E, en necime kaynaklanan neden kaynaklanan anil esnen el mutaavvice efendim şeyden siz söyleyin ağrıyan sızlayan dişlerden vaca ağrı demek yanlış bir yorumda bulunmayayım evet şöyle bakalım mutaavviç vaca kökünden gelmiyor bu farklı bir kökten geliyor taavveceye bakalım bir siz baktınız mı? El, elinizin altında sözlük var herhalde. E, evet. E, bu ağrıyan dişler değil. Bu Şapan. Şey yapan yani e, ben ağrıyan sızlayan ben onu ile karıştırdım. Düzeltiyorum bunu. Veca ile alakası yok. Tertip e, değiştiği zaman anlam da değişiyor. Bakın tertip değişince anlam da değişiyor. Ben veca diye algıladım. Öyle okudum. Vecele alakası konu, taav vece yoldan sapmak, yoldan ayrılmak, bir yerde konaklamak. Şimdi o evet kelimesi, Kur'an'daki o evet kelimesi ne? Muavvec anlamında, yani eğrilmiş, eğri olan anlamında, tamam mı? Muavvec. O zaman bu esnan ele muavvecine doğru olmayan, yani böyle hedefinden sapan dişler, doğru olmayan, eğri olan dişler diyebiliriz tuadicu el en necimete anil esnanil eğri dişler. Ben bunu buraya şu şekilde hemen sizin için kalıcı hale getirmek istiyorum. Şöyle tamam mı? Bunu sizin için kalıcı hale getireyim. eğri dişler. El el mutaavvice eğri dişler. Eri dişlerin eri, eğri dişlerden kaynaklanan sorunları tedavi etmek. Ortodontinin yegane sebebi bu değil. Bu sebeplerden bir tanesi sadece. Peki takussu bil manzarul harici lil insan ki kıme saide fi'l muctema. Evet, eee şimdi takussu e, mahsustur. E, evet o eğri yani eğri diş, eğri bir olan diş. Takussu bil manzarul harici lil insan insan dış görünüşüyle eee görünüşüne mahsustur. Bu tedavinin arkasında yatan gerçek ya da sebep diyelim. Bu tedavinin arkasında yatan gizli olan saklı olan sebep nedir? İnsanın dış görünüşüyle alakalıdır. Ke kıyme fil muçtama toplumda yükselen bir değer olarak. Ke kıyme fil muçtama toplumda yükselen bir değer olarak. Peki e, bunu doğru cevap olarak kabul etme imkanımız yok. D şıkkını. E, o zaman ne kaldı geriye? A ve E şıkları kaldı. O zaman ya A şıkkı doğru diyeceğiz ya da E şıkkı doğru diyeceğiz. Bakalım bu ikisinden hangisi doğru olacak? E şıkkına bakalım şimdi. E şıkkında ne söyleniyor? E, tusna o tasni'a düzeltiyorum. Tasni'a e, Tasni'a o echizetin müteharriketin ve sabitetin Min nitaj ahdesi teknoloji. Evet. Peki e, burada söylenen şey şu. tasna hiç mutaharrike Ev thabite. Hareketli ya da sabit cihazlar e, cihazlar oluşturmak yapmak min nitaj ahdes teknoloji. Teknolojinin e, en yeni e, ürünlerinden teknolojinin en yeni ürünlerinden efendim hareketli ya da sabit cihazlar yapmak. Yani şeyin gerekçesi budur demiş. Ortodonti tedavisinin gerekçesi budur demiş. Evet doğru cevaba ne diyorsunuz? Başından beri par par parçayı, paragrafı dinleyen, takip eden arkadaşlarımız. Evet Sayın Zortaş. Doğru cevabın A olduğunu söylediniz. Belki başka bir arkadaşımız da cevap vermişti ama ben parçaya yoğunlaştığım için bakamadım. Ee, peki o zaman buraya doğru cevap olarak e, turkuaz renkle e, onun doğru cevap olduğunu belirlemiş olalım. 51. sorunun doğru cevabı Adana arkadaşlar. Peki yine parçayla ilgili sorulan ikincisi. Soru 52. Bakalım şimdi e, burada ne isteniyor bizden. Yufhemu minen nasi alahu ennel echizate e, gayral mer'iyye e, yufhemu minen nasıl alahu yukarıdaki parçadan şu anlaşılıyor ne anlaşılıyor ennel ecehizete gayral mer'iyye görünmeyen cihazların şöyle olduğu peki bu görünmeyen cihazların nasıl olduğu anlaşılıyor bakalım nasıl olduğuna e, evet Yetim mutesbituha alel cihetil kalfi yetiminel esnan. E, ne demiş? Bu görünmeyen cihazlar, cihazlar e, dişin arka kısmına monte edilir. Evet Sayın Zortaş, e, fiili olarak bir tecrübem var bu usta dediniz. İki yıl çocuğun böyle bir tedavi gördü dediniz. Görünmeyen cihazlar varmış, ortodonti cihazları ve bunlar... Parçadaki ilk seçeneği okuyorum. Yani dağlığının son ilk seçeneğini okuyorum. Bunlar dişin arka kısmına monte edilir diyor. Bu bilgiye ne dersiniz? Böyle bir teknik bilgiye sahip misiniz? Ya da parçadan okuduklarınızdan, okuduklarımızdan anladığınız kadarıyla bu bunun için, bunun için ne dersiniz? Doğru bir cevap olabilir mi? Evet, siz görüşünüzü yaza durun. Ben devam edeyim. Buna ben bir soru işareti koyuyorum. Ee, şöyle. Evet. Arkasındaki de öndeki de görünüyordu. Bir de ama şeffaf demişsiniz. Tamam. Ee, B şıkkına bakalım. Ee, soru 52. Ee, şimdi Toteberu minen nev'i gayril mutaharriki Toteberu minen nev'i gayril mutaharriki minel elçizeti takvimiyye Toteberu bu görünmeyen cihazlar sayılır. Görünmeyen cihazlar kabul edilir. من النوع غير المتحرك الأجهزة التقويمية bu hareketsiz hareket etmeyen ortodonti cihazlarından sayılır. Evet. Tam arkasındakiler görünmez ama yani bu şey olanlar hareketsiz olanlar gayri mutaharrik diyor ya. Hayır hareketsiz hareketli değil bakın karıştırmayın. Başında gayr var. Gayriyi görün. Gayri mutaharrik hareketsiz demek. Peki bu görünmeyen cihazlar, görünmeyen cihazlar neymiş? Efendim ortodonti cihazlarının hareketsiz olan türlerinden sayılır. Yani bu doğrultuda bir ifade geçti parçada. Bu doğrultuda bir ifade geçti. Onu ihtiyaç olursa arar buluruz. Bu sorunun yani 52. sorunun doğru cevabı bu arkadaşlar. B şirki. C, D, E seçeneklerine bakalım ne demiş? Turakke bu alel cihetel emamiyye. tekrar bir göz atın parçaya. Yani ben bunun dendiğini hatırlıyorum. Görünmeyenler hareketsiz sınıfına girer diye. Bir bilgi geçti diye hatırlıyorum. Turakke bu alel cihetel emamiyye minel esna. Şu C şıkkını aramaya çalış anlamaya çalışalım şimdi. Turakke bu monte edilir. terkip monte, montaj yapmak. Monte etmek demek. Peki el cihel emami yeneresi dişin ön tarafı eminel esna zaten geldi orada e, dişlerin ön tarafına monte edilir e, görünmeyen cihazlar e, zaten ön tarafına monte edilse görünür e, dolayısıyla bu e, doğru cevap olamaz e, peki tıstaktemu li saf esnani li tespih ameliyete nutk peki tıstaktemu kullanılır bu şeyler e, efendim hareket etmeyen cihazlar kullanılır Niçin? لِصَفِّ الْاَسْنَانِ Saf fil esnan ne arkadaşlar? E, dişleri şey yapmak, düzeltmek, sıraya koymak. E, dişlerin sırasını sağlamak. Saf. Yani namaz safı gibi. Namazda insanların böyle tek e, çizgide, tek çizgi halinde duruşu gibi e, dişleri böyle bir sıraya koymak. tashihi عَمَلِيَّةِ nutk. Niçin? Düzgün konuşmayı sağlamak için. Tamam mı? Peki e, böyle bir ifade bu parça şey, bu bu ifade parçayla şey olmaz. bu sayfa tabi sistemde var. yani bunun adı ne? bu çalıştığımız dosyanın adı YDS 2013 ilkbahar e, CA cevap anahtarı. YDS 2013 ilkbahar cevap anahtarı. biz bir süredir zaten böyle parça parça e, Ne yapıyoruz? Bu 2013 bahar döneminde çıkan YDS sorularının efendim çözüm üzerinde duruyoruz. Baştan birinci sorudan alıp 80. sorudan çıkmadık hatırlarsanız. Böyle parça parça bölüm bölüm çalışıyoruz. Peki konuşmayı düzeltmek için, düzgün konuşmayı sağlamak için efendim dişleri sıraya dizmek amacıyla kullanılır denmiş. Onu eledik. Edirne E şıkkı bakalım. Min ehemme turuk takvim el esnan abral usuri. Ee, peki min ehemme turuk takvim el ne demek? Diştir e, en önemli yöntemlerdendir. Ne o? Takvim el Dişlerin e, düzeltilmesi araqaten e, abral usur. Araka kelimesini e, şöyle şuradan e, hemen ekranınıza e, vereyim Araka şu. Soyluluk açısından demek arkadaşlar. E, araka, e, şurada şöyle bakın. Araka neymiş? Soyluluk açısından. Peki, soyluluk açısından, e, soylu olmak açısından, soylu olmak itibariyle e, asırlardır, asırlar boyunca efendim, e, ta, takip edilen, uygulanan yöntemlerin en önemlilerinden birisidir. Demiş. Evet bu da parçayla uyumluluk arz eden bir ifade değil. Evet A şıkkını da böylece elemiş olduk. B şıkkı Tuğteberu en Evet Neymiş o? B şıkkı Tuğteberu en nev gayri mutaharrik minel ecihizeti Evet. Peki e Hadi bakalım uzatalım bir beş dakika çünkü henüz daha e, tamamlamadık normal süremizi. Sayın Zoltaş bir şey yazdınız. Tukassamu ila cihaz diye başlayan bölüm mü dediniz? Evet. Ee, or oraya bakalım mı? Tukassamu Evet. Şurada şurayı e, kastediyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Tukassamu ila el cihaz takvimi sabit evel mahfi ve huve ahdes cihaz yuthabbet alel cihetel khalfiye minel esnan mimma Yec'aluhu gayr mer'i Evet. Görünmeyen. O zaman şu görünmeyen e, cihazlar e, peki şuradan bakayım şöyle. Dişin arkasına şey yapılır diyor. E, i̇şte şu. E, sabit, mahfi. Yani sabit olan, mahfi olan. Mahfi Gizli olan. işte gizli olan onu ne yapar? Görünmez kılar. Yani dişin arkasında olup dişin arka kısmında kalır ve onu görünmez kılar. Dolayısıyla ee, burada 52. soruda doğru cevabın şu başlayan paragraf e, onun doğru cevap olmasını sağlar. 53. sorudaki bütün seçenekleri belki okuyamayız ama e, acele edersek biraz elimizi çabuk belki de okuruz. Hemen 53. soruya bakalım arkadaşlar. 53'te ne soruluyor? Ne isteniyor? Yufhemu minen nasıl alahu enne fetratel mualece Parçadan anlaşılan o ki tedavi süreci. Peki ne olmuş tedavi sürecine? asbahat موضوعا la اهميته له بفضل اختراع الاجهزه gizli cihazlar e, icat edilmesi sayesinde e, artık e, önemi olmayan bir mevzu haline bir konu haline geldi Evet peki bununla ilgili e, yani hemen görüş belirtmem gerekiyorsa 53'le 53'ün A şıkkı ile ilgili hemen bir görüş belirtmem gerekiyorsa söyleyeceğim söz şundan başkası olmaz bu yani bundan kastım 53'ün A şıkkı bu sorunun doğru cevabı arkadaşlar değerlendireceğim yine yani üzerinde duracağım neden doğru cevap olduğunu tartışacağım evet şu seçili hale getirdiğim seçenek bu sorunun doğru cevabı parçadan o ki tedavi süreci gizli cihazların şöyle de takip edin tercümemi Gizli cihazların icadı sayesinde e, önemi olmayan bir konu haline geldi. Önemi olmayan yani önemsiz bir konu haline geldi. E, bu seçenek parçanın tam da doğru cevabı. B şıkkına bakalım. E, ne diyor? Bu tedavi süreci değişiklik arz eder. Farklılık gösterir. Neye göre? Lî mutâbaatil etfâli min sinni sâbi'a hattes sâniyete aşrate çocukların 7 yaşından 12 yaşına kadar olan sürede onları takip etmek için farklılık gösterir demiş. çocuklar çocukları 12, 7 yaşından 12 yaşına kadar takip etmek için bu süre farklılık gösterir demiş. C şıkkı e, bakayım şöyle. Enne fetratel muhalleceti ekferu mula ve ekallu kilfeten. Ekferu mula eme. E, ne demek? Mulaim yumuşak olan demek. Yumuşak olan ve uygun olan anlamına gelir. Şuraya bir de mim ekleyelim şöyle. Mulaim. Ne demiş? Uygun olmak, elverişli olmak, uyumlu olmak, münasip olmak. Peki en uygun olandır, uyumlu olan, münasip olandır. Ekster mulaime neymiş? Uygunluk bakımından en uygun olanıdır. Ve ekallü kilfeten buna uygun diyelim. Uyumlu değil de uygun. En uygun olanıdır. Ekallü kilfeten en külfeti az olanıdır, yükü en az olanıdır. Ben nispete lil marda elbeleneminel omur yani yaşı yetişkin olan hastalara göre, onlara nispetle en uygun olan ve külfeti en az olan yükü en az olanıdır denmiş. Doğru cevabı verdik zaten. Yani bu seçenekte de yer alan ifadelerin Türkçe karşılıklarını paylaşıp geçeceğim tertabitu bi tahsinil mazharil ammi bi esnanil maridi ha. Evet peki hilaleha dedi bu şey süresi, bu tedavi süresi. E, tertabitu alakalıdır, irtibatlıdır. E, bi tahsinil mazharil am genel görünüşün güzelleştirilmesi, iyileştirilmesi e, ile bağlantılıdır. Li esnanil maridi hilaleha tedavi süresince hastanın dişlerini e, dişleri için Genel görüntünün iyileştirilmesi ile alakalıdır, ilgilidir demiş tedavi süreci. Ee, peki son dakikamıza girdik. Bu oturumun 93. bölümün son dakikasındayız. tetulu teban dil cihazı mustakdemefi muadde cete esnan. dişin düzeltilmesi tedavisinde kullanılan cihaza bağlı olarak süre uzayabilir. Diş tedavisinde Dişin düzeltilmesi tedavisi. Soldan sağa doğru takip edin masumu. Dişin düzeltilmesi tedavisinde kullanılan cihaza uygun olarak bağlı olarak süre uzayabilir. Şu tebean li buna dikkat çekmek istiyorum. Şuna bağlı olarak şuna e, efendim şununla ilintili olarak şeklinde bir anlamı var. Tebean li'nin. Evet 52. soru 53. soru hatta tamamlandı. Kalan soruyu da diğer bölüme bırakıyorum diğer bölümde bölüm 94'te görüşmek üzere efendim.